Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel yakamızı çalışacağız yakamızı örmek için ben üç tane renk kullandım. Sizler e, kullanmak istediğiniz zemine göre yani nerede kullanacaksanız ona uygun renklerle iki ya da her sırayı farklı renklerle de örebilirsiniz. Çok çok kolay bir çalışma. Bu çalışmam e, 7 yaş üzeri çocuklarımız için uygun bir çalışma. Boyun ölçüsüne göre zincirimizi çektikten sonra kafeslerimizi yapalım. Kaç yaş için istersek o yaşa göre ayarlayabiliriz. Dilerseniz yetişkinlerimiz için, dilerseniz isterseniz daha kilolu insanlar için birazcık daha büyütebiliriz. Yani çok çok kolay yapımı, zemini hazırlaması çalışması da gayet kolay. Umarım hiçbir sıkıntı ve zorluk çekmeden rahatlıkla sizlerde bu güzel çalışmamızı örersiniz İlk kafesimizi yapıyoruz. Zincirimizi ne kadar uzunlukta istiyorsak onu ayarladıktan sonra kafes çalışmamızı yaptıktan sonra tamamı trabzanlar olarak örüyoruz. Trabzanlarımızı artışlar yaptırıyoruz aralarda ve ona göre birden toparlanmasını önlüyoruz. Şöyle daha geniş düzgün bir şekilde açılımını sağlıyoruz. Son olarak ise ilk başlamış olduğum sırayla son bitiş bu dilimli olan kısmımı örüyorum ve yakam kullanılmaya hazır hale geliyor. Tabii burada en önemli unsur ipimizin kalınlığına göre tığlarımızı ayarlamak ya da elimizin sıkı ya da e, gevşek oluşuna göre. Çünkü bazen kalın tığla örülmüş olsa bile elimiz sıkıysa daha sert örgülerimiz durmakta. O için elimizi birkaç örgüden sonra tanıyacağız illaki. Ona göre tığlarımızı tercih edersek çok çok e, güzel örgülere kavuşacağız güzel çalışmamızı yapmak için hemen başlayalım kolay gelsin. 70 zincir çekerek başlıyorum. Önce bir tane düğümümü atıp sıkıştırıyorum. Bunu zincirden saymıyorum. 1 2 3 şöyle rahat rahat zincirler çekiyorum. İçine batığımızda rahat örelim. 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çektim. Daha büyük, yetişkinler için örmek istiyorsak biraz daha boynumuza göre yapabiliriz. Daha küçük çocuklarımız için bu ölçü. Zincir ilavesi yapıyorum. En son çektiğim 70. zincirin üzerine 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincirimi çektim. 70. zincirin içerisine geri dönerek batıyorum. 1 iki defa da çekiyorum bir tane yuva yaptım bir iki zincir çekiyorum bir tane atlayıp diğerine batıyorum bir iki defa da alıyorum bir iki zincir bir atlıyorum diğer zincirime batıp iki defa da çekiyorum bir ve iki tekrar bir iki zincir bir atlıyorum şöyle bakın bir atlayıp ikinciye batıyorum bir ve iki defa da kapatıyorum İki zincir bir atlayıp diğerine batıyorum 1 2 kafeslerimizi bu şekilde bütün zincirlerimiz bitene kadar örüyoruz en son kafesimizi yaptım buradaki sayı hiç önemli değil önemli olan boyun ölçüsünü öreceğimiz kişinin yani yaş grubunda bulunan kişinin boyun ölçüsüne göre olması yeterli şimdi Son trabzanımızı ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi buradan kesiyorum. Diğer rengimi geçmek için hazırım. Gül kurusu rengimi kullanıyorum. İpimi kestiğim yerden değil, diğer yerden başlıyorum. Hep düz yönden öreceğiz. Boşluğa giriyorum. Önce bir tane zincirimizi çekelim. Bir zincirimi çekip düğümümü atıyorum. Hep düz yönden öreceğiz. İlk kutu giriyorum. Sabitliyorum. 1-2-3 Tığımın başında oluyorum. İpimi şöyle alarak alta gizliyorum. İkili trabzan örüyorum. Yani iki defa da çekiyorum. 1-2 Aynı yere bir daha. 1-2 3 tane trabzanımın birincisi zincir diğer ikisi bir defa dolayıp iki defa çektim araya zincir çekmiyorum tekrar ipimi yine altta gizlenerek devam ediyor hemen giriyorum 1 ve 2 doluyorum 1 2 1 2 3 tane trabzan da yine buraya ördüm zincir çekmiyorum tığımın başında doluyorum bir defa ve iki defa da çektim. Geliyorum 1 2. 3.ye aynı şekilde 1 2. Başını doluyorum. 1 2. Bütün kutucukların içerisine birer birer aynı şekilde doldurarak ilerliyoruz. Her kutucuğumuza 3 tane trabzan Trabzanlarımı üçer üçer kutucuklarımın içerisine örmeye devam ettim ve bitişe yaklaştım. Şimdi kopardığım ipimi şöyle bu tarafa doğru yatırıyorum. Tığımın başını doluyorum. İpimizi arkadan gizliyoruz. Bakınız çok az bir ipimiz görünüyor. Onu da daha sonra keseriz. Bu şekilde gizlersek hiç ip kötü görüntüsü olmaz kestiğimiz iplerimizi. Hem başlangıçta hem bitişte bu şekilde gizleyelim. 3 trabzanımı örüyorum 1 2 3 bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum kafeslerimizin içerisine üçer trabzan üçer trabzan ördük hiç artış yapmadık yani farklı hiçbir sayı yapmadık 3 3 3 3 olarak ilerledik şimdi ikinci sıramıza başlayalım ikinci sıramızda biraz daha Şöyle açık bir ton kullanmak istiyorum, canlı bir ton. Bir tane zincirimizi çekelim, düğümümüzü atıp hemen başlayalım. İlk trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Kapatıyorum, bir, iki. İki tane de zincir ilave ediyorum, battım, kapadım orayı. Yani kapadığımda sayarsak toplamda üç tane zincirimiz oldu ipimi arkaya alıyorum tığımın başını doluyorum ilk gördüğüm trabzan arasına giriyorum şu kısmı bakınız aşağıda da griimizin trabzanı var 3 trabzan 3 trabzan ayırarak ilerleyeceğiz 3 trabzanımızın tam gri rengimizin olduğu bölüme giriyorum arasına 3 tane trabzanımı örüyorum zincir çekmiyorum yine araya giriyorum İpim de arkada götürüyorum. 2 ve 3. Tığımın başını doluyorum, araya giriyorum. 1 2 ve 3. Tekrar başını doluyorum. 1 2 3. Sayalım 1 2 3 4. 4 tane üçer trabzandan olan bölümümüzü yaptık. Şimdi bir tane artışımızı yapalım. Artışlarımızda sıradaki trabzanı 4 olarak görüyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 tane üçlü ördüm. 5. 4 tane trabzan olarak örüyorum. Batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3, 4 diğerleri üçlüydü. 4 tane üçlü, 1 tane 4'lü trabzan örüyoruz. Yani 4 tane üçlü 5. 4'lü olarak öreceğiz bu sıramızda. Devam ediyorum. 2 ve 3. 1, 2, 3 yerine geçiyorum. Aralarda kesinlikle zincir çekmiyoruz. Bu uzun görünen sadece ilmeğimiz. Yani diğer tarafa bağlanırken uzayan kısım zincir değil. Sayalım. Bakınız bu artmış olduğumuz 4 tane trabzan olandı. 1-2-3-4 Şimdi 4 tane trabzan olarak örüyoruz. 1 2 3 4 artışımızı yaptık artışımızın ilkini burada yapmıştık 4 trabzan üçlü ördük dördüncü yine artış yaptık sonuna kadar bu şekilde örelim ikinci sıramızın sonuna kadar örerek geldim şöyle gayet güzel oldu bakınız büktüğümüz zamanda şu şekilde duracak yine bitişe yaklaştım bitişe bitirirken yaptığımız yani kopardığımız ipimizi yine gizliyoruz 4 örmüştüm bir ikisini ördüm yine iki tane kaldı Eğer burada tabi sizin sayınız farklıysa hiç önemli değil nasıl denk geldiyse o şekilde bırakabilirsiniz 2 3 ördüm altta bükerek diğerini örüyorum boşluğa 1 2 ve 3 sona kadar geldim. En son şuradaki son trabzanın tepesine gelerek şöyle önce bir zincir çekiyorum. Son trabzanımın üzerine batıyorum. Bir zincirimle tamamlıyorum sıramı. Ve ipimi buradan yine kesiyorum gizlediğimiz için hiçbir sıkıntı olmuyor. Yine şöyle fazla da görülen kısmı aldığımız zaman gayet güzel oluyor. Evet diğerini de diğer sıramızda içe alacağız. Şöyle görelim. Yakamızın iki tane trabzan sırası bir de kafes sıramızı tamamladık. Şimdi yine artışlarımızı devam ettirerek örmeye devam ediyorum. Ben gri rengimle tekrar başlayayım, başlıyorum bir zincirimi çekiyorum tekrar düz yöne geçiyorum hep aynı yönden başlıyoruz 3 tane trabzan örmüştüm başlangıçtaki şuradaki kenardaki zincire değil ilk trabzanımın tepesine batıyorum sabitliyorum bir üzerine iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum arkadaki ipimi yine alıyorum araya girerek 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 zincir çekmiyorum 1 2 ve 3 yakamızdaki ön e, düzgün bölümü bu kısım vermekte bakınız her seferde bir tane içten başlamaktayız 3 trabzanımı örüyorum 3'lü grubumuzu ördüm Dördüncüyü 4 olarak örüyoruz. 1 2 3 ve 4 3 tane 3, 4. 4 Bu sıradaki artışımız da bu şekilde olacak. Birinci 3 üç. İkinci 3'ümüz 1, 2, 3. 3 tane 3 trabzanlı grubumuzu ördük. Tıpkı buradaki gibi dördüncüyü 4 tane trabzan olarak örüyoruz. Başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 3 üç tane üçlü dördüncü 4 olarak örüyoruz ve bu sıranın artışını da bu şekilde yapmış olduk şimdi sıramızı tamamlayalım sona doğru geldim Yine ipimi alttan gizleyerek devam ettim. En son 3 trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Şuradaki 1, 2, 3, üç. 3. trabzanımın üzerine batıyorum. Tekrar bir tane zincirimi çekerek gri sıramı da tamamlıyorum. İpimi kestim. Artışlarımızı yaparak yakamızı büyütüyoruz. Şöyle bakalım bakınız. Şimdi tekrar gül kurusu rengimize devam edelim. Bir e, gül kurusu ilk e, başlamış olduğumuzda tamamını trabzan olarak örmüştük. Daha sonraki sıramızda 4 tane üçlü, burada 3 üç tane üçlü, 4. eee 3.'üyü dörtlü olarak örmüştük. 1 2 3 4. 4 tane trabzan. Şimdiki sıramızda ise 2 tane üçlü, Üçüncü dörtlü olacak ki e, bu şekilde açılırken herhangi bir toparlanma olmasın. E, kendimiz istediğimiz gibi bu şekilde yani bu mantıkla örebiliriz. Kutumuzun içerisine tamamı trabzan daha sonra ikinci sırada artışlara başladık. 4 tane üçlü, beşinci dörtlü, diğer sırada 3 üç tane üçlü, dördüncü dörtlü. Şimdi göreceğimiz de iki tane üçlü, üçüncü dörtlü olacak. Bir zincirimi çekiyorum. Ve başlıyorum. Hep düz yönden. Hep düz yönden bakınız. Şuradan başlıyorum. 3 tane trabzanımın ilkinden başlıyorum. Kesinlikle şu araya girmiyorum. İlk tırabzanıma batıyorum. Kapatıyorum. Bunu bir sayıyorum. 2 ve 3. Tığın başını doluyorum. İpimi alıyorum ve tırabzanlarımı örmeye başlıyorum. 1 2 ve 3. Zincir çekmeden 1, 2 ve 3. 2 tane üçlü ördüm. Üçüncüyü 4 olarak örüyorum. 2, 3 ve 4. Tekrar 2 üçlü. 3 üç, bir tane daha bir örmeye devam ettim 1, 2, 3'lü, 3. 4'lü. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Sıramızın tekrar sonuna geldim. İpimi içeriye gizleyerek ördüm. Son trabzanımı tamamladıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Üçüncü trabzanın tepesine batıyorum. Ve bir zincirimi çektikten sonra kesiyorum. yakamızın meylini görmekteyiz gayet güzel şimdi tekrar düz yöndeyim bir zincirimi çekiyorum bir tane üçlü bir tane dörtlü olarak örüyorum 1 2 3 ilkine batıyorum 1 2 ipimi alıyorum araya geçiyorum 1 2 3. Diğerini 4 olarak örüyorum. 3 ve 4. Şimdi üçlü örüyorum. 1 2 ve 3. Diğeri 4 1 2 3 4. Sıramızı 1 3 1 4 olarak tamamlayalım. Sıramızı tamamladım. 3 olarak bitirdim. Bir zincirimi çekiyorum. 3. Trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve bir tane zincir. Bu sıramız da tamamlandı. İpimi kesiyorum. Pembe rengimi alıyorum yine gül korusu rengimi. Bir zincirimi çekiyorum. Düz yönden başlıyorum. diyorum Kapatıyorum. 1 2. Kapadığımla 3 olmakta. Ve başlıyorum. Bütün sırayı 4 trabzan olarak tamamlıyorum. 3 ve 4. Yana batıyorum. 1 2 Şuradan ipimi acaba alabilir miyim? Şöyle çekip İstersen güzel olacak. 1 2 3 ve 4. Dörder dörder sona doğru devam ediyorum. En son kısma gelerek batıp yine bir tane zincirimi çektim. ipimi buradan kesiyorum ve yakamın ölçüsü benim için yeterli. Daha kalın isteyen arkadaşlarımız örmeye devam edebilirler artışlarımızı yine yaparak şöyle yakamızı görüyoruz bakınız ön kısımdaki bebe yaka modunu gayet hoş oldu arkasına da şöyle baktığımızda hiç sıkıntısız çok basit bir çalışma şimdi önce kenarını tığlayalım daha sonra şuradaki İlk başlangıçtaki kafeslerimizin içine fiyonk çalışması yapacağımız ya örgü olarak yapabiliriz ya da kurdarelerle, organzelerle neyle bağlamak istiyorsanız bu kısma da orayı çalışalım. Şimdi düz yönden kenar çalışmamızı gri rengimle yapmak istiyorum. Bir zincirimi çekip düğümümü atıyorum. Tekrar önden. İlk gül kurusu rengimizi gelerek bir tane sık iğne batıyorum ve şöyle bir tane zincirimi çekip sabitliyorum İpimi alıyorum aradaki bakınız şuradaki geçiş çalışması yaptığımız iki zincirdeki yere tığımın başını doluyorum trabzanlarımı örmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 bir tane daha yapalım. 6. 6 tane trabzanımı örüyorum. Araya batıyorum bakınız. Sık iğnemle. Tığımın başını doluyorum. Hemen sıradaki yere giriyorum. 6 tane trabzan da buraya çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yana batıyorum. Sık iğnemle. Tekrar tığımın başını doluyorum. Buraya giriyorum. Gül kurusu. Altı trabzan da buraya örüyorum. 3 4 5 ve 6 Bu kenar tığlamasını ilk başlangıcı ne ile hangi renkle yaptıysak onunla yaparsak çok daha güzel olmakta. 2 2 ayırıp ortaya batıyorum. Tekrar tığımın başını bir defa doluyorum. Her iki trabzanımın arasına giriyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane ikili trabzanımı örüyorum. 4 4 tam ortaya giriyorum. 2 2 ayırarak yeniden tığımın başını dolayarak sıra sonuna kadar Aynı işlemlerimi tekrar ediyorum. 3 4 5 ve 6. Tam ortaya batıyorum. Şöyle her ikisinin arasına geliyorum. Ve yine aynı işlemlerimi tekrarlayarak uç noktaya kadar devam ediyorum. Çevresini tamamen trabzanlarımla ördüm. Şimdi diğer uç kısmımıza geldim. Trabzanlarımın arasına sık iğne olarak battım. Hemen ilk e, bağlantı yerine 6 trabzanım örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir sonraki bağlantı yerine sık iğne olarak batıyorum. Sıradaki yere yine 6 trabzanımı örüyorum. 2 3 4 5 ve 6 sık iğne bağlantı yerine 6 trabzanımı örüyorum. 6. trabzanımı tamamlandıktan sonra araya batıyorum. Ve şöyle grimin bulunduğu yere geçiyorum ilmek alıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra Eğer zincir olarak devam edeceksek buradan bağlama zincirini ipimizi kesmeden Örmeye devam ediyoruz yani ipimizde örmek istiyorsak şu şekilde zincirlerimizi çekerek devam edebiliriz ama ben e, kurları kullanmak istiyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra buradan ipimi kesiyorum zincir çekecek arkadaşlar buradan aynı şekilde örerek devam etsinler istedikleri uzunluğa kadar diğer taraftan da yine aynı şekilde şöyle başlayıp istedikleri ölçü gelene kadar zincirimizi çeksinler Evet şöyle görelim yakamızı içeriye alacağız gayet hoş oldu arkasına da bakalım şimdi de bağlayalım Kurdelem'in bir tarafına bağladım. Diğer tarafı da sizlerle birlikte bağlayalım. Hemen ilk kafese girelim. Geçirelim. Dilediğimiz kurdoleler ya da organzeler hiç fark etmez hangisiyle çalışmak isterseniz. Onda normal klasik bağlama işlemini yapalım. sıkıştıralım güzelce dedikten sonra fazla olan bölümümüzü keselim şöyle uç kısmını hafifçe açılmasını önlemek için güzelce çakmakla daha da küçük kesebilirsiniz bu kısmı Kurdelimi de fiyonk olarak bağladım ve kullanılmaya hazır hale geldi. Bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Şöyle bakın arkadan da. Çok kolay ve güzel bir çalışma. Düz renk kazaklarımızda ya da hoşlanacağımız kıyafetlerimizin üzerine aksesuar olarak kullanabiliriz. Evet, beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.